Yaşar Büyükanıt 1940'da İstanbul'da doğdu. Kara Harp Okulu'nun 1961 mezunlarından olan Büyükanıt, 1970'e kadar kara kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1972'de Kara Harp Akademisi'ni bitirdi. Kuleli Askeri Lisesi ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı yaptı. Tüm general olarak Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüten Büyükanıt, 1996 yılında Kor Generalliğe terfi ederek terörün en yoğun olduğu yıllarda Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanlığı'na getirildi. Diyarbakır Spor Taraftarlar Birliği'nin kurulmasına katkı sağladı. Zaman zaman takımın maçlarına da katılmasıyla dikkat çeken Büyükanıt, Diyarbakır'daki ihtiyaç sahibi hastalar için askeri hastaneleri harekete geçirmişti. Orgeneral rütbesiyle Genelkurmay 2. Başkanı olan Büyükanıt, 1. Ordu Komutanlığı'nın ardından 2004'te Kara Kuvvetleri Komutanı, 2006'da Genelkurmay Başkanı atandı. Genelkurmay Başkanı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne karşı en kapsamlı sınır ötesi operasyonlarından Güneş Harekatı'nı yönetti. Büyükanıt siyasi ve askeri kurumlar arasında gerilimin yükseldiği bir dönemde silahlı kuvvetlerin başına geldi. 2008 Ağustos'una kadar Genelkurmay Başkanlığı yaptı. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ardından 11. Cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday AK Parti'nin destekleyeceği isimdi. Cumhuriyet mitingleri olarak bilinen gösterilerin yapıldığı, Cumhurbaşkanı seçimini hedefleyen AK Parti karşıtı kulis ve kampanyaların olduğu bir dönemdi. Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, laiklik ve demokrasiye sözde değil özde bağlılık çıkışı yapmıştı. Ardından 27 Nisan E-Muhtırası olarak bilinen açıklamayla hafızalara kazındı. 27 Nisan 2007'de AK Parti'nin desteklediği Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 357 oy aldı. Aynı gece Büyükanıt yönetimindeki Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde laiklik karşıtı etkinliklerin vahim derecede arttığını savunan o bildiriyi yayınladı. Büyükanıt emekli olduktan 8 ay sonra bildiriyi kendisinin kaleme aldığını söylemişti. AK Parti hükümeti 27 Nisan'daki bildiriyle gösterilen tavra net bir karşı duruş sergiledi. Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Büyükanıt'ı Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisine davet etti. 27 Nisan açıklamasından 6 gün sonra 4 Mayıs'ta Dolmabahçe'de Erdoğan 1 saat 15 dakika boyunca Büyükanıt'la görüştü. Baş başa görüşmenin içeriği açıklanmadı. Büyükanıt 30 Ağustos 2008'de yaş haddinden Genelkurmay Başkanlığı görevinden emekliye ayrıldı. Emekliliğinin ardından Beykent Üniversitesi'nde danışmanlık yaptı. Üniversitenin Stratejik Araştırmalar Merkezi'ne katkıda bulundu. Filiz Büyükanıt'la evli olan Yaşar Büyükanıt bir çocuk sahibiydi.